Değerli izleyiciler, oyunumuz başladı, başlayacak. Mac üzere yani. Cep telefonları, görsel ve sessel kayıt aletleri, küçül küçül de gözüme gir boyut mini kameralar, tiyatronun elektronik sistemini ve oyunun akış güvenliğini olumsuz yönde etkilemekte, oyuncuların sinirini dingildetmektedir. Japon icat etti diye elindeki cep telefonuna oyunu kaydetmek hakkına sahip olduğunu sanan izleyiciye sahneden inerek iki tokat atmak aşkıyla yanıp tutuşmaktadır oyuncu. Üstelik oyun boyunca görüntü ve ses kaydı, fikir ve sanat eserleri telif yasasıyla yasaklanmış bulunmaktadır. Cep telefonlarınızı kapatınız. Dikkat ederseniz lütfen demedim. Çünkü lütfen deyince üstünüze alınmıyorsunuz. Salon kameralarla denetlenmektedir. Uyarıya uymayan olursa oyuna ara verilecek. Sahnedekiler salona inerek faili Bill Gates sudan gelene kadar döveceklerdir. Kayıtsız şartsız seyirler. Oyunu beyninize kaydediniz. Bir hafıza sorununuz varsa her gün geliniz. Fiyat. Ne var? Uyuma. Açma uykumu. Dayak mı istiyor canın? Yo. Ne azılı bir canavar bekliyoruz burada, bilmiyor musun? Ben biliyorum. İzleyiciler bilmiyor. Sen onlara anlat. Kafayı mı çektin sen? Hayır. Şarap emdim bir testinin memesinden. Nöbette içilir mi? İçkisiz gece nöbeti olur mu? Sen içmedin mi? Dozunda içtim, dozunda uyukladım. Overdose bir düş gördüm. Anlatma, sakın anlatma. Bir kartal gördüm, dev gibi. Anlatma. Sütülüverdi meydanın üstüne. Tunç kakılı kalkanı pençesiyle kaptığı gibi uçuruverdi göklere. Sosyas, anlatma diyorum. Dinleyecek halim yok. Üstelik çok kötü anlatıyorsun. Aynı tunç kakılı kalkan, bir de baktım klonum olsun elinde. Atıyor kalkanı yere, kaçıyor. Sosyas, ben bu düşü gördüm. Nasıl görsün? Bu benim özgün düşüm. Görünebilecek tüm düşlerin videosu var artık. Geçen gün Venizelos videodan Beta Marcus bir düş aldım. İşte ben düş diye ona derim. Sabaha dek 3 kez izledim. Mikili mi? Venizelos videoda Miki yok. Hepsi sosyal içerikli. Sosyal içerikli Miki de var. Yok ya. Melina Merkel'i 4 lümpen proletaryayla. Benimki Miki'siz. Kaset ziyanlı. İstemezsen anlatmam. Anlat anlat. Alıp izlemek zorunda kalmayalım. Bir koyun sürüsü değişik yollardan bir meydanın ortasına gelip toplaşıyor. Ellerinde değnekler, sırtlarında abalar var. Meydanın ortasında bir canavar. Açmış ağzını, yummuş gözünü. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte. Nutuk çekiyor. Anlatma, biliyorum. Bilemezsin. Hani canavar eline terazi alıyor da bir bir hayvan postları tartmaya başlıyor? Evet. Bu şişman milletin derisini yüzüp satacak. Vatan elden gidiyor demeye getiriyor. Nereden biliyorsun? Bunu bilemeyecek ne var? Senin anlattığın Aristofanes'in eşek arıları. Her videocuda var. Kızlar! Dersimiz Aristofanes. Filozofum efendim. Bugün hava çok güzel. Dersi kırlarda yapsak? Susun. Peki. Konumuz eşek arıları. Ne eşektir ne arıdır bunlar. Yok ya. Babasını eve kapatır bir çocuk. Babayı kapatır. Ne diyorsunuz be? Çocuklar babalarını eve kapatamazlar. Babalar yargıçtır, çocuklar suçlu. Bırakın bu mantığı. Aristoteles demedim, Aristofanes dedim. Ha. Babasını eve kapatır bir çocuk. Babanın dışarı çıkması yasak. Nedir babanın suçu? Çok acayip bir derde tutulmuş baba. Kumar delisi miymiş? Hayır. Şarap delisi miymiş? Şarap delilik değildir. Yaşamasını bilenler tutulur şaraba.
Ne delisiymiş peki? Yargıçlık hastalığına tutulmuş. Tek düşüncesi adam yargılamak. Günde 5-10 kişiyi cezalandırmazsa sanki kahrından ölecek. Geceleri uyku girmiyormuş gözüne. Bir an dalsa hemen mahkemede buluyormuş kendisini. Düşünde bile. Matseus'un işini. Mahkemede oy vermekle öylesine bozmuş ki aklını, gece yatağından fırlayıp oy kupası arıyor karanlıkta. Genç aşıklar nasıl sevdiklerinin adını kazırlarsa duvara, bu da oy kupası resimleri çiziyor. Manyekides Despina'yı seviyor. Adam anayasaya aşık. Manyekides'in eninde sonunda Despina'ya yaptığını yapıyor mu adam yasaya? Hem de günde kaç kere? Gün doğduktan 5 dakika sonra öttü diye mahkemeye verdi bir horozu. Güya horoz mahsus göçetmiş. Bizimki mahkemeye zamanında yetişmesin diye. Horoz sanıklardan yana mı? Güya horoz rüşvet almış. Horozun ismi İsmail mi? Yo. Horozun ismi ne? Bilmiyorum. Cahil filozof. Öğrendim de bilmediğimi öğrendim. Çok filozofsun filozof. Teveccühünüz koro. Bizim yargıç idam vermiş horoza. Horoz ölmüş, saat durmuş. Sabah uyanamamak korkusu almış yargıcı. Geceden gider olmuş mahkemeye. Orada sütunlara dayanıp uyuyormuş. Bütün gün mumlarla mühürlerle uğraşmaktan eşek arılarına dönmüş. Ha. Kısacası yargı margı derken oynatmış adam. Oğlu bu yüzden kapamış onu evine. Oğlu her çareye başvurmuş mu daha önce? Vurmuş. Hamamlara sokmuş mu onu? Sokmuş nafile. Diyadem içirmiş mi? İçirmiş nafile. Davullu dümbelikli büyücüler tutmuş mu? Tutmuş be fakat nafile. Bizimki davulu kaptığı gibi soluğu mahkemede almış. Mahkemede davul mu çalmış? Çalmıştır. Hak etmiş hapsolmayı. Oh olsun. Santras, sosyas, uyuyor musunuz? Ecce homo. Yargıcın oğlu. İsmi İsmail mi? Hayır. Yargıcın ismi mi İsmail? Hayır. Kimin ismi İsmail? Kimsenin ismi İsmail değil. Affedersiniz, ismi haliniz nedir? Videli Kleon. Ne demek? Kleon'dan tiksinen. Yargıcın ismi nedir? Filo Kleon. Ne demek? Kleon'u seven, Kleon perver. Kleon efendimizi seven bir baba neden Kleon'dan tiksinen ismini koyuyor oğluna? Çok saçma. Babam değil benim isim babam. Babam belli değil mi? Hayır salaklar. Hepimizin ismini koyan komediye can veren Aristofanes usta. Yürüyün kızlar, komedi ersin muradına. Biz çıkalım kulise. Yürüyün kızlar, homo homini rufus. Xantias, Sosyas, neredesiniz? Buradayız. Ne var, ne oluyor? Bizimki bacadan kaçma uğraşıyor. Gözünüzden saçın, kapıyı da kollayın. Zeus kahretsin, ne inatçı adam. Biz buradayken kaçamaz. Saatin kaç? Milattan önce 422. Seninki durmuş. Pili zayıflamıştır, hafif geri kalıyor. Hafif dedin 2408 yıl. O kadar kusur Japon kadısında da bulunur. Bacayı tıkadım, kapıyı zorluyor. Var gücünle kapıya dayandık. Santias sen burada kal. Kapıları bacaları kapayın. Salmayın siz beni mahkemeye. Suçlular beraat etsin. Anarşi hortlasın. Görün gününüzü. Görecek olan biziz. Sana ne? Bir suçlu yargılanmadan kurtulursa elimden hemen oracıkla taş kesilecekmiş. Kim diyor? Yıldız falımda yazıyor. Merak etme bir şey olmaz. O falları bizim bir arkadaş yazıyor. O arkadaşın annesi tele kız mı? Hayır. Babası mı muhabbet pazarlamacısı? Gir içeri. Arkadaş kim tarafından orası bu çocuğu? Gir içeri be adam. Kötü. Bizimkinin niyeti çok kötü. Zorlasanız gitmem mahkemeye. Ben pazara gideceğim eşeği satmaya. O işi ben de yapabilirim. Benim gibi yapamazsın. Eşek satmak için yargıç olmak gerekmez. Peki tamam al götür sat da görelim. İşte eşek, işte hendek. Bak 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 ne kurnazlıklar düşünüyor. Evet ama yer miyim? Hemen çaktım dalgayı. Birbirinden uzaklaştırmalı iki eşeği. İkinci eşek kim? Pazara gidecek olan. O zaman birinci eşek kim? Bu zekayla sen. Anladım, şimdi anladım. Videli Kleon eşek oğlu eşek. Yürü bakayım kömür gözlü. Bu eşin altı ayağı var. Pazarda daha çok para etsin diye.
Nasıl? Bu bizimkinin sesi, eşek ayağı değil bu ayaklar. Bırak bu ayakları, çabuk pazara götür beni. Pazarla nasıl tuttu? Aa iyi. Aa iyi. Aa ve iyi. İyi ve aa. Bu bizimkinin bizatihi kendisi. Vay aşağı girmiş, işin gücüne girmiş. Aa yalan. İftira. Delil yetersizliği. Ben masumum. İçeri gir. Haksızlık mı be? Adalet istiyorum. Adaletin bu mu Zeus? Hadi siz içeri iş olacaklar. Kapıları bacaları kapayın. Salmayın siz beni mahkemeye. Suçlular beraat etsin. Anarşi hortlasın. Görün gününüzü. İçeri gir baba. Sensin baba. Kapıyı sürgüledim, taş yığdım önüne, loa taşını da dayadım kapıya. Yargıcımız girdi artık kafese. Kuş olsa uçamaz. O zaman gidip kestirelim biraz. Delirdin mi sen? Asıl iş şimdi başlıyor. Neredeyse yargı sürüsü gelir bizimkini almaya. Bu saatte gelmezler. Gün daha yeni ağardı. Geç bile kaldılar. Gecenin zifirinde gelirler, başlarlar mızlamaya. Hiç uyku uyumaz mı onlar? Su uyur, onlar uyumaz. Taşa tutarız gelirlerse. Çıldırdın mı sen? Kızdırmaya gelmez onları. Eşek arıları gibidirler. Sipsivri şişleri vardır. Üşürler üstüne. Sokarlar seni. Gelsinler de dövsünler. Hain eşek arısından kim korkar? Sol, 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 sol. Dik ve sert ve kuvvetli. Sol, 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 sol. Kovan dur. Sola dön. Arkadaşlar nedir bu uyuşukluk? Sen eskiden tazı gibiydin Komyas. Eskiden evet. Srimodoros, yargıçların en belalısı. Titre ve kendine dön. Ever gides. Ne var? Ne yok. Ya sen filyalı kabes? Bizans önlerinde böyle miydik seninle? Ne yapmıştık hani bir gece nöbetinde? Fırıncı karının dibeğini ürkmüş kesip yakmıştım çorba pişirmek için. Ya biraz canlan arkadaşlar. Lakesi yargılamaya gidiyoruz. Saymak da bitmez parası varmış adamın. Kleon efendimiz tam vaktinde gelin dedi. Üç günlük de öfke istedi baldan tatlı. Herifi gereğince cezalandırmak için. İşiniz geçmiş sizin. Sulh hukuk, sulh hukuk bakıyorsunuz. Takının şu ağır ceza tavrınızı. Dik ve sert ve kuvvetli. Geriye dön. Sola dön. Gergin adım marş. Sol, sol. Dik ve sert ve kuvvetli. Sol, sola. Çak. Sol, sol. Dik ve sert ve kuvvetli. Sol, sol, sol. Hey babalık, önüne bak, çamura basma. Akıl vereceğine bir çöp atarız, fitilini temizle, önümüzü görelim. Siz de kasılmayın, adam gibi önünüze bakın, yolu görün. Feneri fitilini temizle. İstemez, fitili dürterim parmağımla. Sen fitil çıkarır o kadar bu yapağlığında? Parasını biz veriyoruz diye ben yazdım ha. Ağır ol babalık, dayak yok. İşe el şakasına dökerseniz söndürür fenerini giderim eve. Siz de ördek gibi yüzersiniz çamurda. Terbiyesiz çocuk, benim babam senin babanı döver. Zeus kahretsin, az kalsın batıyordum çamura. Kovan dur! Yargıç dostumuz Filokleon'a da ne oldu? Niye katılmıyor aramıza? Her zaman kapıda beklerdi. Hadi seslenip çağıralım onu. Filokleon! Pabucu yarı! Çık dışarı! Yargılayalım! Filokleon! Pabucu yarı! Dünkü yargıya üzüldü belki de. Mutlaka. Ama sanık inandırdı bizi Athena'yı sevdiğine, cezalandıramazdık. Ceza veremedi diye ateşi çıkmıştır onun. Odur elemansız, en katı yürekli yargıç aramızda. Kalk gel yiğit yargıç, üzülme. Üzülme. Yeni bir kodaman var yargılanacak. Koca Trakya'yı satmış adam. Gel onun iflahını keselim. Keselim. Hey Koro, bir şey istesem alır mısın? Elbette yavrum, söyle ne istersin? Kuru incir isterim. İncir mi? Dünyada alma. Niye? Çok can besliyorum adalet dağıtarak kazandığımla. Un var, odun var, et aranacak. Sen tutmuş, kuru incir istersin. Peki ya bugün mahkeme kurulmazsa? Nereden çıkacak yemek paramız? Yargı margı olmazsa neyle doyacak karnımız? Ağzını hayra çocuk. Yargı olmazsa hepimiz açız. Anam, güzel anam, ne diye doğurdun beni? Seni beslemek için her gün bin bir derde girsin diye başı. Yiyecek torban bomboş. Boş torbayı neyleyim? Bu ses değil. Neyleyim? Neyleyim? Boş kursağı neyleyim? Boş kursağı neyleyim? Dostlarım, çoktan duydum nihavent sesinizi. Ama çıkıp gelemem ardınızdan. Bırakmıyorlar beni mahkemeye. Canlara kıymaya bırakmıyorlar. Kimmiş? Kimmiş seni eve kapayan? Ey eli yıldırımlar saçan Zeus. Paratonerin olayım.
Yak beni, duman et beni. Her cümlenin öznesi, cümle kulunu babası, mucizeler mucidi. Amin. Rahim olan, Rahman olan yüce Zeus'u. Amin. İster serçe ister kavga et beni, uçup gideyim mahkemeye. Amin. İşimden gücümden alıkoyma beni. Amin. Zeus şeytanın racim, alo. Amin. Kimmiş? Kimmiş sen eve kapayan? Özoğlum kapının önünde uyuyor. Alçak sesle konuşun. Duymasın sakın. Niçin yapıyor bunu? Özoğlum ne ister senden? Gitme mahkemeye, yargıçlık etme diyor. Kuş sütü de besleyecekmiş beni mahkemeye gitmezsem eğer. İstemem, eksik olsun kuş sütü. Vay alçak çocuk vay! Vay adalet düşmanı! Vay alçak çocuk. Vay adalet düşmanı. O da mutlak birlik olmuştur devlete kundak kuranlarla. Bir yolunu bul çık oradan. Gel katıl bize. Ahese çek kürekleri. Oğlan uyanmasın. Siz ben olun gelin kurtulun. Çıkabilsem durur muyum ben burada yarıp tutuşuyorum yargı diye. Bir delik yok mu canım? Del duvarı çık dışarı. Kılık kıyafet değiştir kurnaz Odysseus gibi. Sinek bile çıkamaz parmaklıksız kafesten. Matkap değilim ki ben duvarı... duvarla sevişeyim mi? Alev aldık yargı diye, yargı diye. Güneş doğdu mahkemeye. Alev aldık yanıyoruz. Ben de. Bir ip bağla beline, pencereden sal kendini. Yani nöbetçiler görürse... Beş oğlunun hakkatı yüreklerimizle koşarız yardımına. Kan kustururuz onlara. Gösteririz onlara nasıl olurmuş iki tanrıçanın buyruğuna karşı koymak. Korkma arı kardeş, korkma. Bastırın ikik. Tezahürat istemez. İniyorum size güvenip bırakıyorum kendimi boşluğa. Ama bir uğursuzluk olur, bir kaza gelirse başıma mahkeme yakında gömün beni. Mezarımı dar ağacından geniş oyun. Başımın altına yumuşak bir anayasa koyun. Bastırın ikik. Ey kurtların kurdu Likos, sen ki ağlanma sızlanma duymaktan az duyan tek kahramansın. Ağlanma sızlanma duymak için mahkeme kapısında erkete durursun dimdik heykelinle. Sen acı bana, kurtar beni bu cendereden. Ben de söz veriyorum sana, bir daha heykelinin dibine... İşersem en adiyat yaralıyım. Çok sıkıştım mahkemede, gidecek yer bulamadım iki celse arası. Aa, iyi mi diyorsun Likos'cum? Ben senin heykelinin dibine sıçacak adam mıyım? Güneş doğdu mahkemeye, alev aldık yanıyoruz. Güneş doğdu mahkemeye, alev aldık yanıyoruz. Dostlarım işte kurtuldum, Zeus yardımını esirgemedi, aranızdayım şükür. Aş ileri mahkemeye, mahkemeye. Kovan ileri, gergin adım marş. Sol. Sol! Dikme sen ve kuvvetli sol! Balo Zeus şaka yapma! Ey uçaklar uyanın! Uyuyan kim? Ne var ne oluyor? Az kalsın kuş kafesten kaçırdı, ben de size güveniyorum. Vurun şunun belini, aklı başına gelsin. Durun be vurmayın, kim kaçıyor, nereye kaçıyor, hangi kuş, ne kafes, durun! Aaa! Abi şu yaşı! İmdat! Yargıç kurtaran yok mu? Siz az önce Çiş'ten gelen beyefendi. Siz Aristofanes'e Shakespeare muamelesi yapan tutucu bey. Yardım edin, kurtarın beni. Hayır, esas çocuk benim. Ben ölürsem oyun biter, paranız boşa gider. Tamam, kurtarmayın adiler. Durun lan, vurmayın. Zamanıdır tam zalanı. Saldırın be, kürtüleyici askerin zamanı mı? Çekin şişlerinizi yargıçlar, ileri! Vurun kahpeye! Böylesi adamı öldürmek gerek! Mahkemeleri kaldırmak istiyor dünyadan! Vurun kahpeye! Durun yiğitlerim, önce beni dinleyin! Dinlemeyin! Bir vatan ailemi dinlemeyiz biz! Boşuna uğraşmayayım, bırakmam onu! Buna zorbalık derler! Azgın öfkeyle donduralım yürekleri! Saldıralım arkadaşlar! İleri! Herakles yardımcımız olsun! Hiç sevmem sabaha karşı meydan muharebesi! Üstelik 5'e 300! Beni niye sayıyorsun? 5'e 2'siniz! Sersemler bir atınalı bir kovan eşek arısına bedeldir. O senin dediğin darb-ı meseldir. Bırakmazsan babanı görürsün gününü. Gününü görmeden bırakmaz o beni. Siz saldırın dostlarım, kışlarına kışlarına sokun şişleri. Koşun kızlar, kavga var. Kim ne kim arasında? Sağcılarla solculardır mutlaka. Başını kaçırdık. Kaç kaç acaba? Ölen kalan yok ortada. 0-0 galiba. Bıraksana beni sersemenim. Geçen gün üzümlerimi çaldığın zaman incir ağacına bağlattırıp ne güzel dövmüştüm seni. Nasıl unutursun bu kıyamı? Bırak beni sersem. Benim rolüm seni bırakmamak. İyi tamam, siz beni bırakmayın. Bırakmayın siz beni. Suçlular beraat etsin. Anarşi hortlasın. Görün gününüzü. Böyle kavga olmaz ki. Kemik sesi gelmiyor. Kızlar haklı, sosyal etme, vursana. Vurmasına vuruyorum, bana mısın demiyorlar. Arı değil eşek bunlar.
Kavga değil, eşek şakası. Santya sosyal söyleyelim şunlara bir taverna şarkısı. Ümit İsme Senaçi'den baklası kaçıyorlar. Hayır olmaz, bunu yapamazsınız bize. Hem de Ümit İsme Senaçi. Kavga bozanlık derler buna. Nikah abinin çağırsın. Ben Ümit İsme Senaçi'ye bağlamam. Kavga da şarkı olmaz. Zurna da beşer gibi. Nedir? Bir sınıf atar gibi derler buna. Başımızdan geçmek istiyor bu adamlar. Saldırın arkadaşlar. Ümit İsmet Senaçi okuyan. Ne yapıyoruz? Öyleyse siz de bir şiir patlatın. Ünlü kötü ozan Raufidis Tamerakiden. Raufidis Tamerakiden çekemeyiz. İki taraf da okumasın en iyisi. Durun böyle bağırıp çağıracağımızı otursak, konuşsak, asgari müştereklere ulaşsak. Bizde kavga var sandık. Meğer açık oturummuş. Uzlaşmak olanaksız senin gibi bir halk düşmanıyla. O zaman çekin arabanızı. Arabamız olsaydı kanatlarımız olmazdı. Ey yüce Zeus. Ondan biraz daha az yüce Dionysos. Nedir benim bu boğamdan çektiğim? Kim kimden çekiyor acaba be? Kim kimden çekiyor? Lütfedip yanıt verin ona sayın tanrılar. Şimşek olun, çakın üstünü. Yıldırım olun, inin beynine. Hadi ama çabuk lütfen. Adaletinizi gösterin tanrılar, rica ediyorum. Yargıçlarla savcılar gösterecek sana adaleti. Yasalardan öğreneceksin vatan haini olduğunu. Ömür boyu sürecek zorbalarla kavgamız. Ömür boyu sürecek. Sizin işiniz gücünüz bu. Her gördüğünüzün adını zorba koymak. Her gördüğünüzü vatan haini diye damgalamak. Sahinizde zorbadan başka laf edilmiyor çarşıda pazarda. Tuzlu balıktan. Ucuza satılıyor zorbalık. Canı sardalya yemekse değil mi? Uskumur istemem diyemiyorsun balıkçıya. Yoksa zorba damgasını yediğin gündür. Canın kırmızı soğan istemeye görsün. Soğancı kadın kötü kötü bakar, senin gözünde gönlünde zorbalık yatıyor der. Kızıl soğancıları istemiyormuş Atina. Dün akşam bir kadınla buluştum. Gel seninle ata binelim dedim. Kadın bir kızdı bir kızdı. Hipyas binici demek ya. Hipyas'tan yana oluyormuşum binelim demekle. Düzeni değiştirmek istiyormuşum Atina'da. Dedim ki kadına, güzelim, benim derdim seni düzmek. Düzenden bana ne? Kadın ne dese beğenirsiniz. Benim düzenim var. Düzen değişmeyecek. İşte bu hale getirdiniz Atina'yı. Ben de babamı bu salgın hastalıktan, o ceza yargı bulanından kutarıp insan gibi yaşatmak. Kuş sütü kuru üzümle beslemek istiyorum değil mi? Vatan haini sayılıyorum. Vatan hainisi tabii be, kuş sütü kuru üzüm isteyen kim? Benim istediğim adalet dağıtmak. Yargılamak, yaraları sargılamak. El alemin maskarası oldun, tapındığın adamlar bile gülüyorlar sana. Köle oldun farkında değilsin. Kim köle oldu be? Herkesin efendisi oldum ben. Efendisin dediğin adamların uşağısın. Söyler misin nedir kazancın, ülkemize ettiğin hizmetlerden? Anlatılmakla bitmez. Anlat anlat, yargıçlar da hakem olsun aramızda. Hadi Flo Flo, göster kendini! Soyunayım mı? Hayır, ürkütürsün vakvakları! Göster bu çocuğa ondan başka türlü konuştuğunu. Bu duruşmanın önemi büyüktür senin için. Ya kazanacak ya kaybedeceksin davayı. Gönlümüz senden yana ama hasmını yabana atma. Madem ki kazanmam gerek, kazanacağım. Bundan kuştuğunuz olmasın ama bir uğursuzluk olur da yitirirsek davayı. O zaman ne olur? O zaman yandığımız gündür işte. Tefe koyarlar bizi. Bir köşeye atarlar, türkü yakarlar bize. Hadi koru yargıçlığın şanını. Bir kılıç gibi kullan eşek arası dilini. En büyük sensin, başka büyük sen. Herhalde. Ön söz olarak söylüyorum size, bizim egemenliğimiz bütün egemenliklerin üstündedir. Yaşadığımız çağda hangi çılgın erecekmiş bir yargıcın mutluluğuna şaşarım. Herkeslerden daha keyifli yaşarım. Bir yargıçtan kim korkmaz? Yargıç kocamış, yargılayan beni bükülmüş de olsa bir yargıçtan kim korkmaz? Yargıyım ben, boru değil. Zartler kırarım Adel fosforsuz kalemi. İnfazınız pazartesi. Aynı gün yeni gıcır kalemler alırım ben kendime. Ben gaz tüyü yatağımdan kalkmadan başlar cümbüş mahkemenin önünde. Tutuklusu tutuksuzu bekleşirler. Kimi? Kleon efendimizi değil ve beni. Anlı şanlı adamlar da vardır işlerinde. İmparator gibi geçerken ben önlerinden sarılır elime. Kötü yola düşmüş bir gümrük orospusu bey. Öpeceğim baba diye tutturur. Öptürtmem elimi. Celal Bayar mıyım ben? Dionysos'muşum gibi geçer giderim önlerinden. Kim tapınırdı bana böyle? Kim secdeye kapanırdı önümde? Ben bir yargıç olmasa. Peki tamam. Tapılacak adamsın. Elde var bir başka. Bir konuştu, bir konuştu. Bir konuştu, bir konuştu. Astolist. Sus.
Anlattığım işin yalnız ön sözü. Söylemedik son sözü. Makamıma oturunca anlarım ben gücümü. Suçlular türlü diller dökerler karşımda hışmımdan kurtulmak için. Gözümün içinde atar yürekleri o gün acaba ne kadar sinirliyim diye. Kimi yoksulluğunu anlatır iki cilt. Kimi Özop'tan masallar döktürür. Kimi kız oğlan tüm çocuklarını getirir mahkemeye. Çoluk çocuk boyun büküp ağlaşırlar. Sanki Zeus'un huzurundaymış gibi. Ben de eşek değilim ya, arısıyım. Az birazcık gevşetirim öfkemin gergin tellerini. Az güç müdür bu? Para nedir bunun yanında? Parayı iki sayıyorsun demek. Elde var iki. Başka? Ünlüler, şöhretler bir bir gelirler karşıma. Bir gün gelir herkesin bir suçu bulunur. Bülendis Ersoy Aki. Geldiği zaman karşıma. Domal dersem domalacak. Bir long play okumadan zor kurtulur elimden. Ünlü bir baba öldü diyelim. Ölürken de kızına bir koca seçti diyelim. Biz adamın vasiyetini çöpe, çöpü denize, kızı bize yaratmasını bilene verebiliriz. Bunun için de kimseye hesap vermeyiz. Hesapları alan biziz. Az güç mü bu? Az şey mi bu? Az şey mi bu? Az namussuzluk değil doğrusu. Bir vasiyetin ırzına geçmek hukuk mu? Çok konuşma, çok konuşma. Top filokleonda. Meclisler, kurultaylar bir davada bocaladılar mı? Yargıçlara sorarlar durumu. Kleon, o altın kalemli söz bezirgeni bile diş geçiremez bize. Sırtımızı okşar, sineklerimizi kovar. Bunlara mı kölelik diyorsun sen? Konuş konuşabildiğince top sende. Her geç ortaya çıkacak yüce tahtının bir oturak bile olmadı. İşin en boş tarafı akşam eve döndüğüm zaman yargıçlık ücretimi cukka cebimde, çoluk çocuk cıvıltıyla karşılarlar beni. Türlü şirinlikler yaparlar para koparmak için. Karım türlü cilveler takınır, çörekler getirir. Yee! Ne olur yee! İçiminde yalvarır. Onun buranın eline bakmak zorunda kalmam karnımı doyurmak için. Anladın mı? Ne oklara kalkan oluyor, ne kaygulardan koruyor beni. Senin beğenmediğin yargıçlığım benim Zeus'tan neyim eksik ki? Duymadık kimselerden böyle akıllıca sözler. Eyvallah. Duymamışsınızdır elbet ama oğlum köpeksiz köyde sanıyordu kendini. Bilmiyordu karşımızda dikiş tutturamayacağını ve fakat verdik ağzının payını. Fincanı taşlamayanlar bileni kreola böyle koyarlar. O laf var. O laf var havaya. Koç yumurtası tavaya. Daha maçın başındayız. Başlamayın tantanaya. Köprü altı cam cam. İşte. Sevsin sizi Filokleon amcanız. O lafları. O lafları atlattık. Ben oğlanlar patlattık. Zamansız gülenleri sonunda bizi anlattık. Onu öyle demezler. Şu benim mi? Geçme namert köprüsünden. Biz yetişti sokaklarda. Tükürüksüz. Mahalle kavgasına döndürmeyin böyle önemli bir davayı. Önce saysın bakalım sevgili babam hatineye dışarıdan gelen paraları. İçeriden, çarşıdan, pazardan, şuradan buradan kesilen vergileri. Para cezalarını. Bunların hepsi 2000 torba altın eder. Hesaplayalım yargıçların yıllık kazancını. Devlet gelirinin onda biri bile değil. Değil mi? Nereye gidiyor peki bunca para? Ben Atina için uğraşıyorum. Halk için savaşıyorum diyenlere. Sözlerine kalıp başımıza getirdiklerimize. Bakıyorlar ki halk yemeden de yaşıyor nasıl olsa. Halka metelik koklatmıyorlar. Hep baştakilere gidiyor tuzlu balıklar, peynirler, halılar, şaraplar. Özellikle susamlar, kuş tüyü yastıklar. İlde de gerdanlıklar, çanaklar, çömlekler. Patlamış patlamamış kestaneler. Oysa bir diş sarımsağı bile çok görüyorlar sana. Güya senin buyruğunda olanlar. Evet, sarımsak konusunda haklı olabilirsin. Tamam, geçen gün 3 diş sarımsak için adam gönderdik Ökarideskillere. Evet de köle mi olduk sarımsak istedik diye? Köle değilsin annesin. Bu adamlar paralı dalkavuklarıyla baş tacı. Sen saldın 3 metrelikle yetiniyorsun. Sen ki denizde tayfa, karada piyade olmuş kale duvarları aşmakla kullanılmışsın. Bu da yetmiyormuş gibi. Buyruk altındasın işin kötüsü. Kim buyruk altında be? Buyruk benim. Sana öyle geliyor. Savcı olacak kerata gelip sana emrediyor. Tumuru ver kenden mahkemeye diye. Oysa kendi geç bile kalsa her zaman bir dramsın oluyor. Yardımcımdır diye bir de ahbabını getiriyor.
İki sana, dört bana paylaşıyorlar rüşvetleri. Onları çığızartı gibi davayı bite dursunlar. Sen davalarının farkında bile olmadan oksijen alıyorsun. Para yerine. Yok ya. Yani alıyorlar mı rüşvet? Alsalar alsalar ne alabilirler? Hayır, çok mu alıyorlar? Vay hermafroditler vay. Çalıştırsana kafanı biraz. Sen niye zengin değilsin? Neden herkes bu kadar yoksul? Pontos'tan Sardinya'ya kadar bunca kent var emrinde. Peki ne geçiyor eline birkaç metrelikten başka? Onu bile günden yağsel gibi damla damla veriyorlar. Ölmemen için yoksul kalmanı istiyorlar. Niye istesinler yoksulluğumu? Seni besleyenlere bağlı kalman için. Islı çaldılar mı aç kurt gibi atılasın diye onların düşmanları üstüne. Halkın rahat etmesini isteselerdi, rahatlıkla ettirirlerdi. Her kenti 20 yoksula bakmaya zorlasalar, 20 bin yurttaşımız bolluk içinde yaşardı. Kim istemez halkın rahat etmesini? Onlar istemezler. Halk rahat ederse rahatları kaçar. Onlar isterler ki halk zeytin toplayan ırgatlar gibi para dağıtan bir kahyanın peşinden yürüsün. Kes kes! Sen nereden öğreniyorsun bu sapık ideolojileri? Moskova'ya! Moskova'ya! Korktukları zaman ne sözler vermezler, ne toprak reformları, ne zirai donatmalar, ne krediler, ne teşvikler. Oysa vatandaşlığımıza bile dil uzattılar bir kilar payı vermek için. Mümkünse vermemek için. İşte bu yüzden göndermiyorum seni mahkemeye. Kusudu kuru üzümle besleyeyim seni. Allı pullu sözlerle kafanı çelmesinler. Ne istersen yedireceğim sana. Mahkeme mamasından başka. İki tarafı dinlemeden yargı verme demişler. Bilge adamlarmış bu sözü söyleyenler. Maçı sen kazandın çocuk. Beklenmedik gollerle. Rövaşata! Rövaşata üstüne! Akıl yaşta değil, kurudadır. Sen haklı çıktın bu işte Videli Kleon. Çok haklı hem de. O kadar ki alaşağı ediyorum öfkemi. Kulak ver oğlumun sesine. Hak ver sözüne. Akla karşı konulmaz öfkeyle. Keşke bizim de olsaydı böyle akıl verenimiz. Her istediğini yerine getireceğim baba. Düğün çorbası iste! Yumuşak hırkalar, kürkler iste! Belini melini ovuşturacak cariye iste! Ama susuyor. Ağzını bıçak açmıyor. Hiç beğenmiyorum bu halini. Kendi kendine kızıyor. Ettiği deliliklere pişman. Aklı yeni geliyor başına. Anlıyor hatasını. Artık sözünden çıkmaz dışarı. Aklı varsa dinlemez senden başkasını bundan böyle. Flokreon! Tanrılar koruyor seni besbelli. İyiliğini istiyorlar. İstemesinler. Tanrılara zahmet olmasın. Yargılamak bir yaşama biçimi. Ölürüm de yargıçlıktan vazgeçmem. Deli olma. Bana ne? Madem yargıçlıkla tutkun, gitme mahkemeye. Burada kal. Bizim evin yargıcı o. Ev yargıcı olur muymuş? Güzel fikir, güzel fikir. Her eve lazım. Hizmetçi kız izinsiz girdim odana yargılarsın. Basarsın para cezasını. Aynı şey değil mi mahkemede yaptın? Hem burada kafana göre takılırsın. Erken uyandın, erken başlarsın işe. Öğlen uyandın, öğleden sonra kurarsın tezgahını. Acıkınca yemeğini yer, yemekten sonra açarsın dükkanını. Mesai saatleri açısından çok olumlu. Varsayalım anlaştık. Yargıçlık ücretimi kim verecek? Ben. Yalnız şakır şakır elime sayacaksın paramı. Kesinti yok. Ben makbuzu vermeyeceğim, o stopaj kesilmeyecek. Ayrıca %10 kızını davulcuya verme vergisi sana ait. Peki. Kara parayı kim sevmez? Deneyelim bakalım dediğini. Mübaşirler aksesuarları getirsinler. Kuralım mı küçük mahkememizi? İşe bakın, kahinler doğru söylemiş meğer. Gün gelecek Atinalıların davaları kapılarının önünde görülecek demişler. Herkesin kapısının önünde mini mini mahkemeler olacakmış. Gün geldi, gün bizim günümüzdür. Hey koro! Ne var? Ne bağırıyorsunuz? Okuyun bir Parabasis, şad olsun Aristofanes'in gavur ruhu. Ey siz sayısız kalırlar, gidin nerede sevinç varsa oraya gidin. Küpe olsun kulağınızda sözümüz, küpenizin değerini biliniz. Çünkü şair size yaşatmak istiyor şimdi. Bir haksızlık etmişsiniz kendisine. Şimdiye dek nice hizmetler etmiş size. Bırakıp başkalarının azlarını, kendi şiirin ahlarına binmiş. Aranızda şanlar, şerefler kazandıktan sonra burnu büyümemiş, böbürlenmemiş, saygı nedir bilir.
işin sanatına, aracı kadınlara döndürür işin pezini. Sıradan insanlar değilmiş, şiirine saldırdıkları en büyüklere çatmış bir Herakles ışkıyla. Keskin dişliği canavarlar üstüne atılmış, gözleri alev saçan kancıkların saldırısına uğramış. Dilleri dışarıda, yüzleri iğrenç, yüzlerce dal kavuk dolanıyormuş çevresinde. Yılmamış şairimiz sinmemiş, susmamış. Yılmamış şairimiz sinmemiş, susmamış. Sizler için savaşıyormuş hala sahnede. Sizler için savaşıyormuş hala sahnede. Başınıza bela olanlarla uğraşır durmuş. Memleketi bunlardan kurtarmak isteyen böyle bir savunucu bulmuşken kendinize tutmadınız. Onu yalnız bıraktınız. Oysa yepyeni düşünceler getirmişti size. Anlamayıp körlettiniz bu düşünceleri. Dionysos'un tapınağına yüz sürerek yeniler yiyoruz ki biz. Tornetya'da onun şiirinden iyisini duymadınız siz. Yüzünüz kızarmadı, anlamadığınız için o zaman. Şairimize gelince bilenler bildi değerini. Umutları yıkılmasına yıkıldı. Ama vazgeçmedi sizlere hizmet etmekten. Bari bundan böyle siz ey tuhaf insanlar, şairler çıkıp karşınıza yeni şeyler söylediler mi size? Sevin, tutun onları. Alın düşüncelerini ayvalar gibi, saklayın dolaplarınızda. Böylece üstünüz başınız şiir koksun berdaim. Nokta. Eyvallah, elinize sağlık. Büfeci Alaaddin Bey'in şiddetli ısrarıyla perde. İşe bakın, kahinler doğru söylemiş meğer. Gün gelecek Atinalıların davaları kapılarının önünde görülecek demişler. Herkesin kapısının önünde mini mini mahkemeler olacakmış. Gün geldi. Gün bizim günümüzdür. İyi yargıç dükkanını erken açandır. İşte kurduk mahkemeyi. Ne gerekiyorsa getirdim. Oturaklı olsun dedim iskemle. Sıkışınca iş yesin diye. Bak bunu iyi düşünmüşsün işte. Boşu boşuna ara vermek zorunda kalmayız oturuma. Yemek babası da yok. İşte piknik tüp, işte piknik mercimek. Acıkınca kaşıkla. Peki hasta olsam da alacak mıyım paramı? Elbette, hasta olunca para daha çok gerekir. Bravo lan oğlum. Sen nerede güzelleştin böyle? Bu horoz neyin nesi? Duruşmada uyuyacak olursan ötüp uyandırsın diye. Tavuk neyin nesi? Horoz uyuyacak olursa onu uyandırsın diye. Adları ne bunların? Adlarını sen koy. Horoz acayip. Kanarya kompleksli. Ama ötemiyor, muhteris kifayetsiz. Bu horozun ismi Sofokles olsun. O tavuğa her gün başka bir isim takalım, Sofokles için değişiklik olsun. Tavuk da acayip, hem mutaassıp hem frikik veriyor. Bu tavuğun bugünkü ismi Güngör Bayrak olsun. Benim için fark etmez. Hayli işini kargalar yesin inşallah. Niye besliyoruz acaba biz bu köpeği? Ne oldu, ne var? Bu amiral denen köpek mutfağa girmiş. Güzelim peyniri yemiş bitirmiş. Güzel, işte bir köpek davası. Sen savcı ol, köpeğe yükle. Yo, ben yapamam, neme lazım. Ama bir dava açılacak olursa savcılık ederim diyor öteki köpek. Güzel, git iki köpeği de getir buraya. İyi, tamam. Güzel, çok güzel. Gel buraya, gel. Öptüm, ara beni. Güzel, çok güzel. Vereceğim cezayı biliyorum şimdiden. Acele etme, suç belgelerini getirelim. Belge belge istemez. İşi karıştırma. Limon sıkma davaya. Oy kupalarını getir. Olabilir, o da zaten bir şeye lazım olsun diye icat edildi. Yalnız sen içeriden biraz ateş getir. Biraz kül, biraz duman, biraz buhur, biraz laba, biraz da luba.
Tanrılara dua etmeliyiz her şeyden önce. Laba kalmamış. Yapma ya. Kim neresine sürüyor bu labayı? Bari lubayı bol tutsunlar. Bu törenlerde, bu dualarda en iyi dileklerimle katılıyorum ikinize. Çünkü savaşmalar, tartışmalardan sonra anlaştınız açık yürekle. Tanrılar bizimle olsun, bizimle. Ey geleceği gören Yüce Apollon! İzin ver ve uğurlu olsun bu adamın kendi kapısı önünde kurduğu mahkeme. Bir mutlulukmuş şular her duruşma. En büyük erdemdir adalet. İster duruş, ister duruşma. Hey ulu tanrım! Hoş gör babam için kurduğumuz bu yerel mahkemeyi. Hoş gör kutladığımız bu yepyeni töreni. Kurtar babamı kötü huyundan, meşe gibi katı yüreğinden, acılığından, ekşiliğinden. Biraz bal karıştır içine. İnsanlara hoşgörülü davransın bundan böyle. Çatandan çok çatılan acısın. Yalvarmalar gözlerini yaşarsın. Söküp atsın içinden öfkesinin ısırganlarını. Çocuk! Güzel başladın söze. Dualarına katılıyoruz biz de. Kutluyoruz seni. Çünkü bir halk dostusun. Besbelli. İşte geldi. Suçlanan köpekle suçlayan köpek. Başlasın duruşma. Başlasın, başlasın. Yer gök inlesin. İnlesin, inlesin. Suçlanan hangisi bunların? Şu belki. Bu değil mi? Belli, belli. Duruşmada duruşundan bellidir. Bellidir. Görür şimdi gününü. Acele etme suçlamayı okuyalım. Oku oku, adet yerini bulsun. Oku oku, minder yap. Davacı köpek verdiği dilekçede davalı köpeğin tek başına Sicilya peynirini... Güzelim Sicilya peynirini. Evet, güzelim Sicilya peynirini yiyip bitirdiğini ileri sürmektedir. Bunun cezası ise boynuna halka vurulup incir ağacına bağlanmaktır. Sen cezaya karışma. Sen cezaya karışma. Onun cezası belli. İşlemişse suçu ki işlemiş işlemiş duruyor... Köpek cennetinde rezervasyonu yapılsın. Güya boynunu büküp beni kandıracak. Duydun mu bak, suçunu itiraf etti. Sadece hav hav dedi. Daha ne desin? Daha ne desin? Davacı köpek nerede? Hav, buradayım, hav hav. Aa, hav havını sevsinler. Suçla bakayım yavrucuğum ben tevekkül takılırken. Haydi bastır. Niçin davacı olduğumu biliyorsunuz. Hav hav hav. Hav hav ve hav. Koca Sicilya peyniriyle hav hav bir köşeye çekilip hav tek başına yedi hav hav. Vay hav hav vay. Vay tabi hav tabi. Yalamadan yuttuğu nasıl da belli peyniri. Leş gibi lavaş giri kokuttu ortalığı. Dedim hav hav hani bana havladı güldü halime. Vay köpoğlu köpek! Yargıda acele etme! Geç bile kaldık delikanlı, suç ortada. Bariz penaltı. Cezasız bırakmayın hınzırı. Ceza Zeus'un emri. O adi hafifletici sebepler olmasaydı. Kul cezasız kalmaz. Hatasız. Derenem derenem. Kul olmaz. Derenem derenem. Boş sada. Tek başına yedi hepimizi besleyecek peyniri. Oportunist köpek. Verin cezasını sayın yargıçlar. Bir çöplükte iki köpek olmaz. Oportunist köpek. Hırsız değil hırsızlığın bizatihi kendisi. Nasıl da çalmış çalmış bakıyor bak. Çalmış değil mi Sofokles? Ha? Sofokles. Biz bu köpeği... Sarımsaklasak da mı saklasak? Yoksa sarımsağa hiç mi yazık etmesek? Ha? Önce tanıkları dinleyelim. Tanıklar da mı var? Elbette. Yahu ne can sıkıcı mahkeme, teferruat teferruat üstüne. İdam giderek gecikiyor. Tanıklar gelsin. Aa, bunlar mı tanıklar? Evet, rende ve konserve. Olaya tanıktırlar. Bunlardan tanık olmaz. Niye olmasın? Tiyatrocu değiller ki. Tamam peki yalnız kısa kessinler sözü. Önce sanık savunmalı kendini. Ne sup durursun avlasana be köpek. Onun avlayacak hali yok. O suçunu biliyor. Sorma sakın avlamaz. Söyleyecek sözü var ama dili tutuldu yargıçlar karşısında. Bana düştü onu savunmak. İstemez olmaz. Savunma istemez. Ya bırakın savunsun. Ne fark eder?
Kolay iş değil iftiraya uğramış bir köpeği savunmak ama yine de üstleniyorum bu işi. Baylar, bu köpek iyi bir köpektir. Kurtlardan korur bizi. Geceleri kapımızda nöbet bekler. Biz rahat uyuyalım diye. Bu köpek olmasa içimizden biri köpeklik edecek geceleri. Bu hırsız bir köpek. Buna gece emanet edilmez. Sürü sürü koyunlarımızı bekler. Neye yararı? Lavaş kireyi götürdükten sonra. Kimden neler çalmıyor ki? Bunun çaldığı devede kulak tüyü. Aç açına mı ceketsiz yerimizi yurdumuzu korumak için? Bu cici köpek yememiş. Bu cici köpek yememiş. Bu da yememiş. Rende söylesene gerçeği. Spagetti için rendelenmedi mi o peynir? Bak evet diyor. Yalancı rende. O zaman mutfağın rafından tüm mutfağı sürekli izleyen konserveye soralım. Bu konservenin tanıklığı sayılmaz. Niye? Yalancı dolma. Kulak ver de beynine. Senin oğlun yalan söylemez. Bu köpek sürekli nöbetlidir. Balık artıklarıyla beslenir. Bu köpek ise tembelin biridir. Mutfaktan dışarı çıkmaz. Her pişenden pay ister. Vermezse ısırır. Yumuşatıyorsun sen beni çocuk. Ne gerektiğinden fazla yumuşatıyorsun. Bak bu kadar da yumuşama olmaz ki demek istiyor Sofokles. Mutasavvuf mutasavvuf bakıyor. İdam değil mi Sofokles? Ha? Hemfikiriz. Oy birliğiyle. El birliğiyle. Kıyma bu zavallıyı, at şu bela kupasına çakıl taşını, kurtulsun bu gariban. Benim o kupayla işim yok. Kendi potama basket atar mıyım ben? O zaman ikisini yan yana tutalım. Hangisine girerse bahtımıza. Ben potamı şaşırmam. Peki o zaman at. Hoop! Hasiktir! Kurtuldun köpek kardeş. Ya olmaz sayılmaz, potayı çekti. Yeniden atılacak. Alocuk yeniden atılacak. Yeniden atılacak! Karar çıktı bir kere yetkili merciden. Karardan dönülmez. Danıştay'a gidelim. Neskaka. Ben mahvolmuş bir kadın muradım. Üzülme baba, sevindirdin garibanı. Sen de sevin buna. Bir beraat çıkıyor benim elimden. Bağışlayın sayın tanrılar. Kazen oldu. Hayır efendim, bir daha tekrar etmez. Varsın bundan böyle, kurulmasın bu mahkeme. Bugüne dek yargıladığın yeter. Geçim derdisi düşündüğüm ben sana bakarım. Şenliklere gideriz, tiyatrolara gideriz. Ama tiyatro istemem. Ne, hayatımız tiyatro. Peki o zaman evinde otur, sabahtan akşama video seyret. Böylece politikacıların da oyuncağı almazsın hiç olmazsa. Miki var mı bari? Olmaz olur mu? Gidelim bari. Gidin. Nerede Sevinç varsa oraya gidin. Alo Sevinç kim? Yürü baba, rolümüz bitti. Ben olan ben Sevinç isterim. Sevinç mi var? Dikkat! Tek kanat aralığı, hizaya gel. Rahat, sol, sola dön, yerinde say, sol, sol, sol. Biz ne yamandık, ne yamandık. Çok eskiden biz çok yamandık. Yıllar geçti, çok yorulduk. Bin atlı mahkemede çocuklar gibi şendik. Korku nedir, bilmezdik. Yıllar geçti, ürker olduk. Biz ne yamandık, ne yamandık. Çok eskiden biz çok yamandık. Çok eskiden. Çok yamandık. Eskiden evet. Yıllar bizi yordular. Öfkem kalmadı. Titriyorum, titriyorum. Kendime dönemiyorum. Kızasım geliyor, kızamıyorum. Kızmak da mecal istiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bal arılarına döndünüz. Utanmasanız bal yapacaksınız. Kendinize gelin. Eşek arısıyız biz. Yürüyelim mahkemeye türkülerle. Sesimizi böğürtlenler dinlesin. Yer gök inlesin. 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 Sol, sol. Dik ve sert ve kuvvetli ileri marş! Biz ne yamandık, ne yamandık! Çok eskiden biz çok yamandık! Bin atlı mahkemede çocuklar gibi şendik! Korku nedir, bilmezdik! Bana ne, bana ne, ben dünyada çıkarmam ırkamı! Her zaman bu korudu beni bütün kötülüklere karşı! Ben senin iyiliğini düşünüyorum! Ya ben bu kılıkta mutluyum, defilenin gereği yok! Yargı bitti, adli tatildeyiz baba! Sen de herkes gibi giysene! O hemen lekelenir bir kere. İki günde bir kaptırırız yömbeyi temizlemeci sikerakisi. Lekelinirse ben temizletirim. Tamam ama. Tamam ama o lekelince yine bunu giyeceğim, tamam mı? Big tamam. Tamam lan. Ben şimdi lekelerim. Daha giyerken falan lekelerim ben bunu. Çok müsait lekelerim. Ha, lekeli zaten. Lekeli oğlum bu. Leş gibi giyilmez. Leş gibi giyilmez değil mi Sofokles? Bak Güngör bile giyilmez diyor. Kendini kandırma, giy işte. Üf.
Yiyim kuşam özgürlüğüm bile yok. Öz oğlum bana işkence ediyor. Desse oğlanı, oysun karganını. Çıkar o ayağındakileri de şunları giy. Yok ya, yırtacağım. Bak bunlara özenme, bunlara özenme. Bunların sonu en kötü. Bu çocukların hepsi çıkacak hapisten, en son bunlar girecekler. Elde tesbih, o bereyi kaşına kadar geçirecek, içeride tesbih çekecek. İbni Guevara. Sen o Jack Stevens'e özenme. Ben onları giyer miyim ulan? Ben Converse'lerimi çıkarır mıyım sanıyorsun? Gece yatarken çıkarmıyorum ben Converse'lerimi. Ayakları rahat etsin diye diyorum. Converse'ten rahatı sadece Converse'tir. Hafize Özal. Peki inatçı herif. Sensin inatçı herif. İnatçı herif sensin. Ben sana çekmişim. Ona ne şüphe baba? Bana bak, bir de bir bana baba diye. İzleyicinin zaten karmakarışık olan kafasını daha da karmakarıştırma. Ne babası? Tipine bak. Tipime bak Osman. Söyle bakalım, okumuş aydın kişiler arasında ipe sapa gelir şeylerden konuşabilir misin? Elbette, her zaman en güzel ben konuşurum her konuda. Örneğin ne anlatırsın? Örneğin hangi konuda? Herhangi bir konuda. Örneğin şeyi anlatırım. Lamia'nın tam teslim olacakken nasıl yellendiğini. Ya da Kardopio'nun annesiyle nasıl. Masal demiyorum be. Herkesin başından geçen şeyler. Ha, ortamalı hikaye istiyorsun sen. Öyle söylesene. Ortamalı hikaye çok. Şimdi Laz'ın biri denizin kıyısına oturmuş. Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Şak tomanını açıyor. Şak kapatıyor. Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Şak tomanını açıyor. Şak kapatıyor. Ulat hemen ne yapaysın? Ha ona toz kondurma herim. Şimdi Laz'ın biri denizin kıyısına oturmuş. Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Şak tomanını açıyor. Şak kapatıyor. Devamlı bunu yapıyor. Ulan Temel ne yapıyorsun diyorlar ona. Onun adı Temel. Onlara cevap veriyor. 2.3 üstü. Ha una toz kondurma ayrım. Ne ense oğlum, burada gülünüyor, bireysel alkışlar oluyor bu an. Aman ne hikayelik. Teoginist'in Lamci'yi azarlamasını anlat daha iyi. Ya soyların arasında laf sıkmasının ne işi var? Malatya fıkrası mı tercih ediyorlar? Hayır. Ne anlatmalı peki? Yüksek işler, büyük şeyler. Ben diyeceksin. Biz asla büyük elçiyken... Sayın büyükelçileri, ibneler neymiş? O zaman bir devlet görevlisi nasıl rüşvet verdiğini anlat. Ya ben kimseye rüşvet vermedim ki. Sen at tutar. Şimdi hepsi alıyor. Kimin almadığı belli değil. Şişman Kleon da almıyor ya. O almıyor. Karısıyla kızı hediye kabul ediyor. Karının rüküşlüğü. Karı devlet işlerine karışmıyor ya. O karı acayip. O karı acayip her şeye karışır. Nefertiti. Nefertiti'nin alttan üstten sıkıştırılmış. Geçenlerde... Ha hiç dedikodu sevmem. Sibirna'da Öripides'in kalasına gidecekmiş. 6 saat geç kalmış. O gelmedi diye başlamamışlar. Hayır, korkudan değil. Rüküş karı ne giydi diyor, merak ediyorlar. Bu arada koroda açlıktan helak olmuş. Ayol o gün bok gibi söylemişler. Öripides çıldıra yazmış. Bir yere içkiye çağırıldın diye. 4 nala giderim. Gitmek marifet değil. Böylesi bir toplantıda hangi kahramanlığını anlatırsın? He.
Gençliğimde Selanik kerhanesine gitmiştim. Kahramanlık diyorum be. Karının parasını verdim. Bir numara yapmadım. Bundan bir kahramanlık olur. Ya anlattığın şeyde bir yiğitlik yan olsun. Ben kaç tane idam cezasını müebbete çevirdim. Aman ne yiğitlik. Eyvallah Sabık Nesli. Ne var lan? Tamam yok anladık. Tamam tamam Sofokles. Tamam anladık sus. Ulan sus. Sofokles rolünü büyütme. Yok burada böyle kalktık tamam. Kamerayı gördüm tarih orada. Sus tamam. Bunun adı prekazi olsun. Peki soylar arasında adabıyla oturmasını biliyor musun? Ne demek oturmasını biliyor musun? Çıktı senedir atta mı geziyorum ben? Oturuyorum dikkat dikkat. Şak oturdum mucize. Adam gibi oturmak diyorum. Böyle iskemlenin kenarında tünemeyeceksin kuş gibi. Deve gibi yayılmayacaksın. Efendi gibi oturacaksın. Oturduğun yerden tunç bir vazoyu övmeye başlarsın. Halların güzelliğindensiniz dersin. Yemekten sonra kağıt içinde gelen suya yumulmayacaksın. Ellerini yıkaman içindir olsun. Fırantacı kız yavaştan çalmaya başlar. Şölenke, Teoros, Eskinos, Panos ve Kleon efendimiz var. Tabii ki yanında sevgili karısı. Böylesi bir toplantıda türkü söylemen gerekti diyelim. Söylerim. Gerçekten söyler misin? Elbette. Hem de dağ köylüleri gibi. O zaman ben Kleon'um diyelim. Harmodios türküsüne başladım. Sen de arkamdan gel. Atina'da bir adam var. Bir adam. Gerdan kırar, zamlar yapar bu adam. Bunu biraz zor söylersin, hapislerde çürürsün. O zaman kavuçuk kaplayarak söylerim. Yüksel ki yerin bu yer değildir ey şişman. Sen yükseldikçe elden gidiyor vatan. Oyuldun. Ya, idam etmezlerse pişmanlık yasasıyla falan zor yırtarsın. Ama gerçektir söylediğin. Adam şişman. O söyle, her gerçek söylenmez. Bu gibi toplantılarda hemen bir taverna şarkısı patlatırsın. Suya sabuncu aksi dokunmaya. Harikala balabırt. Bir şey olarak ben şey söylerim mesela. Çifteye telli Türkiko, Sinanay yavrum Sinanay nay. Olur, çok beğendiler diyelim bir şarkı daha istediler. Ne söylersin? Benim ilk şarkının beğenildiği hiç olmamıştır. Sonuna kadar söylettirmezler bile. Ben çıkarım bir iki satır söylerim. Hemen alkış kıyamet. Büyüksün baba deyip indirirler. De bir bokluk olursa ben de patlatırım bir Müslümidis gürsese ki. Bravo öğrendin. Hadi kalk floktemona yemeğe gidelim. İçelim sarhoş olalım bu akşam. Yok içki içilen yerde kapılar bacalar vurulur. Ödenebilemez hesaplarla karşı karşıya kalırız. Kibarlar arasında öyle olmaz. Ya kapıştığın adamla aranı bulurlar. Yahut da sen güzel bir fıkra anlatırsın. Ortalığı yumuşatırsın. Milleti güldürürsün. Olay kapanır. Yok ya. Elbette. Peki çok gıcık olacakları bir şey yapsam? Pandik mandik gibi. Ya yapar yaparım. Yine de bozulmazlar mı? Kibarlar dövüşmezler. İyi tamam. Onların gorilleri vardır. Onlar onların yerine döver. Sonunda yiyoruz yani daya. Bir çıfıtlık etmezsen rahat edersin kibarların arasında. Deneyelim bakalım. Denemeden yanılınmaz. Hadi gidelim. Gidelim kibarlıklık edelim. İnsanoğlu kurnaz bilir kendini. Kuralı
savurmayın onlara. İçinizi gizleyin maymun kedim, çenenizi tutun siz katilin. İçinizi gizleyin maymun kedim, çenenizi tutun siz katilin. Bildiğinizi okuyunu belli etmeyin, görsünler bakalım görsünler. Kolay mıymış sizi yıldırmak? Karda yürüyün, izinizi belli etmeyin. Karda yürüyün, izinizi belli etmeyin. Belli etmeyin. Kahramanlık değildir alnından vurulmak, yiğitlik vurulmamak. Bildiğinizi okuyun, belli etmeyin. Görsünler bakalım görsünler. Bildiğinizi okuyun, belli etmeyin. Görsünler bakalım görsünler. Kolay mıymış sizi yıldırmak? Kaplumbağalar gibi. Bittim. Kemiklerim kırıldı sopa yemekten. Ne oldu kız, ne oldu? Yaramazlık mı ettin? Belanın biriymiş meğer bu Filokleon. Ondan kötü sarhoş olan çıkmadı sofrada. Atina'nın tüm belalılarını bastırdı bizimki. Anlat anlat. Ne yaptı? Aman bilmiyorsunuz sanki. Dünkü oyunda anlattım ya. Bugünkü yeni bir oyun. Anlat anlat. Ne yaptı? Kafayı bulur bulmaz başladı tepinmeye. Hoplayıp zıplayıp yellenmeye. Vay canına. Özgürlükçülük oynuyor demek ki. Arpasına doymuş sıpa gibi. Doymuş demek ki. Beni niye dövüyor peki? O mu dövdü seni? Elbette. Hem de bir delikanlı gücüyle. Niye? Rol icabı. İşte geliyor. Ben de kaçayım bari Aristofanes icabı. Ben ya da beni yeme 50'de dolar rüşveti yeme rüşvetimi koy. Ayıp sana! Çok ayıp sana! Eşe o eşek araları. Kışt. Dırt. Bırt. Üşt. Evimize gidelim. Yarın hesabını verirsin bu kepazeliklerin. Suçlu sandalyesine oturursun mahkemede. Ya mahkeme? Mahkeme? Dırt. Dırt taşırt mahkeme. Oy kupası, kupa kızı evimize gidelim. Savunun lan eşyol eşekalarını. Kış dırt bırt üşt. Aşk olsun Filokleo. Bırt aşk olsun da başka bir şey olmasın. Kış üşt. Müp. Müp. Gel bakayım buraya altıncık. Tut elimi güven bana. Ama nasıl kurtardım seni öteki sarhoşların elinden? Baştan çıkarmak istiyorlar seni. Bırt çıkarttırır mıyım? İşte şimdi artık sen de cömert davran bana. Bak kız gönlümü hoş edersen benim olan ölür ölmez seni satın alırım. Kız kölelikten kurtulursun. Benim kölem olursun. Evimize gideriz. Dişi domuzcuğum olursun benim. Aşk olsun Filokleo. Ulan röntgen arılır. Kıştırt bırt üşt. Müp, 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 nasıl kıskanıyorlar bak ayılar, nasıl kıskanıyorlar. Şimdi hemen evimize gidelim oğlan gelmeden. Oğlan gelirse muhabbetin en kral yerinde şırak. Yani muhabbetin en kral yerinde şırak. Bizzat muhabbeti şırak. Alo. Aa geliyor. Hep böyledir Barış Tofanes. Aklınıza ne gelse cümle tekamül edemeden olay dam tebarüz eder. Sen şimdi burada böyle heykelmişin gibi dur. Kandıralım bu çocuğu yerse. Ama sakın kıvıldamayın. Bana bak yaptığın rezillikler yetmedi şimdi eve yosma mı atmaya uğraşıyorsun? Ne yosması? Nerede yosma? Orada yosma mı var? Görülmediği gibi orada yosma yok. Yosma bulsam mıncıklarım da
Nerede o zurniki disin yosmaları? Arkamdaki yosma değil mi? Nerede arkamda yosma? Bu yosmalar ne kadar değişmiş. Yoksa şu mu dikkatini bırt? Heykel oğlum o heykel. Fener tutan kız heykeli. Heykel ha. Gayet de bak şimdi. Oo. Kızım söylesene. Heykelim desene. Demiyor bak çok bravo bir heykel. Heykel olmasa hemen şakır şukur konuşur değil mi? Bo. O saçlar neyin nesi? Ne saçı be galvaniz onlar. Göğsüne inip kalkıyor. Öyle bir şey oldu yok. Bırt. Seni aşağılı keresini. Yürü bakayım yosma. Ya sen nereye götürüyorsun benim yosma heykelimi? Al senden kaçırırım senin harcın değil böyle kızlar. Yaşından başından utan. De. Ne varmış benim yaşımda be? Sen taktın benim yaşımı. Ne varmış benim yaşımda? Benim şimdi tam... AIDS yaşım. Ben bunun gibi 4 tanesini virüslerim. Benim Murtaza'dan neyim eksik ki? Ben olimpiyatlarda hakem olduğum sırada yaslı öpü diyor, Aspon da asla kapıştı. Her meydanında ölüp kalacak sandılar o yaşlı adamı. O yaşlı öpü diyor, Aspon da ise birdenbire böyle dooooom diye bir koydu. Hayır yani bir koydu. Aspon da 2.80, 1.90. E'si şu. Kimin kime kaç çekeceği bilinmez. Sen ayağını denk al sana böyle dooooom diye bir koyarım. Hayır yani bir koyarım görürsün lan. Döver misin yani beni? Döver döverim ulan olursun sen. Öz oğlunu. Elbet. Bizim dilimiz armut devşirmiyor ya. Nankör. Babana el kaldıracak değilsin herhalde. Babalar döver, oğullar dövülür. Garson aşkına tanıyamam, işte bu adam. Kim adam? Ben ne adam, hangi adam? Utanmadan inkar ediyor. Aa, kim inkar ediyor? Neyi inkar ediyor? Bir şey mi olmuş? Olmamış. Teşekkür ederim, evimize gidelim. Karafon tanındı. Ne oldu be kadın? Bu adam beni dövdü, ekmek sepetimi devirdi. Aa, yalan. İftira. Bu kadın uçmuş. Kerefan tanığımdı. Bak tanığı da var. Ne tanığı be? Neye tanığı? Ne görmüş? Bırt. Ne gördün? Ba 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 ba. Ya? Ne yazdı be? Ne diyor Ayetullah? Daha ne desin? Kerefon dilsizdir. Asiktir be kadın. Dilsiz tanık olur mu? Ba 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 ba. Ne dedi? Dilsizse kör deriz ya dedi. Her şeyi gördüm dedi. Bak gördün mü yaptığını, hiç mi dedim sana o kadar. Tesiste durduğu gibi durmaz. Tamam be tamam, sen hemen her işi büyütün, ortada bir şey. Ben şimdi bu kadınla barışırım. Sulh oluruz, dava düşer, dava kırılır. Sen işi büyütme, bir şey yok. Kadın, evimize gidelim. Ya ama yok öyle. Bana yedi bela yırtıya derler. Kolay kolay kurtulamazsın elimden. Yırtıyacım. Yedi belacım. Evimize gidelim, sana kepenek koleksiyonumu göstereceğim. Sen onu benim sepetime anlat. Bırt. Sepet biliyor mu bakalım kepenek ne? Daha ben bilmiyorum ulan. Kelim olarak yeni öğrendim meğer de cümle içinde kullanıyorum. Sepet. Özop bir gün ziyafetten dönüyormuş. Yolda ağzı bozuk bir kancığa rastlamış. Kancık Özop'u görünce başlamış anlamsızca havlamaya. Özop da kancığa demiş ki, abi kancık çık. O dilini satsan da biraz ekmek alsan akıllılık etmez. Misin soru işareti. Alay mı ediyorsun benimle? Yok canım, benimkisi kıssadan faiz. Mahkemeye vereceğim seni.
cayır cayır tazminat alacağım. Kapı gibi tanığım var. Ya. Yok ya. Tabii şimdi nasıl ki bir bateristin tanığı saksafoncu, böyle kör bir kadının tanığı da dilsiz olacak. Gayet de. Kadın kör değil ki. Evet ama uyuyorum şimdi gözümlü. Defol lan! Kör adayı kadın. Sen de tanığın da cehennemin dibine. Mahkemelerin böyle boktan davalarla uğraşmaya vakti yok. Pırt! Sen görürsün gününü. Yürü kerefa. Kerefam. Sana telefon. Şaka şaka hey keroş. Sen şarkı sözü yaz. Niye lan acayip kafiye oturtursun? Abab bababı C. Aynen şak Asya vizyon. Bir daha adam da alay ediyorsun. Ama babı bababı C. Ah neydi bu başıma gel? Ah işte burada saldırgan burada. Ne saldırganı? İşte bu adam beni dövdü taşa tuttu. Bu adam da tanığım. Evet evet ben tanığım. Saldırı davası açacağım. Ya ne çok suçu sığdırmışsın birkaç saate. Meğersem yargıçlığın engel oluyormuş suç işlemene. Sayın Akınoğlu bu benim babamdır. İşlediği suçların bilincinde değil. Ne zarar ziyanım varsa ödeyeyim. Onun adına özür diliyorum. Sen kim olursun da benim adıma üzülüyorsun da. Ortalığa ilerleyecek gibi özür varsa biz dileriz. Biz ölmedik. Biz dileriz de yok. Sen öyle hemen işi büyütme. Öyle hampadan özür üretme. Bir şey yok. Ben şimdi bu adamla barışacağım. Sulh olacağız. Dava düşecek. Dava kırılacak. Sen işi büyütme. Bir şey yok. Adam evimize gidelim. Yanlış. Şaka, latife. Bu ben inkar etmiyorum ki. Ben dövdüm bu adamı. Tamam adam, dövdüm seni. Taş da attım. Stres oldum, ondan oldu. Senin tipin gıcık. Dur sinirlenme, barışalım. Sen kendin mi bir şey istersin barışmak için? Yoksa benim vereceğim bir şeye razı olur musun? Ver ne vereceksen razıyım. Mahkemelere, davalara düşkün değilim. Bir siparişli varmış, bir yokmuş. O siparişli bir gün attan düşmüş. Şak kafayı yapmış. Neden dersen. Ki dersin. Ya senin tipin müsait. O siparişli attan anlamazmış. Bir başka siparişli ona demiş ki. Abi salak siparişli. Madem yüzme bilmezdin. Niye kestin koyunu? Kim yüzecek? Sen anlamadın. Olsun, çoğunlukta kaldın. Senin anlayacağın şekli şu. Ben hekimlikten anlamam. Sür Suzuki Aspendos'a. Büyük felsefe yaptın. Ya ya ya. Senden başka ne beklenirdi? Ya ha? Duydun değil mi dediklerini? Evet evet ben tanığım. Aa tipe bak. Bir siparişli kadın bir kirpiyi yaralamış. Bunu da aklında tut. Evet evet ben tanığım. Kirpi gitmiş hemen kendine yani sizden astronot olmasın. Bir tanık bulmuş. Fakat kirpi kan revan içinde olduğu için feza adamı da kana bulanmış. Gelmişler kadına. Kadın da kirpiye demiş ki abi salak kirpi. Adamı kana bulayacağına kendine delikli flaster alsaydın. Ya ünlen. Üstelik hakaret ha. Evet evet ben tanığım. Yürü tanıkçım baş yargıcı anlatsın o derdini. Evet evet ben tanığım. Siz mahkemeye başvurun ben bağımı eve kapatıyorum. Bugün işte davacılar tanık bulamaz olacak. Herhangi bir tanıklık kişi olursa siz beni arayabilirsiniz. Ben size kartımı takdim edeyim. Mesai saatlerinde üstteki telefon. Gecenin her saatinde alttaki telefon. Her konuda her zaman tanıklık yapabilirim. Celse başına iki dirhami yevmiye alırım. Çok uzayan davalar için indirim yapabilirim. Birden fazla tanık gerekirse tanık arkadaş bile bulabilirim. İşiniz mi bu yani? Evet evet ben tanığım.
Vay canım. Ama profesyonelleşmiş bu işler. Evet ya, o herif tanık ajansı. Yani bu durumda tanıklık yargıçlıktan kazançlı. Evet. Ama hayali ihracat daha kazançlı. O zaman biz de Roma hukuku ihraç edelim Bizans'a. Hay başlayacağım sana da hukukuna da gir artık içeri. Niye? Tutuyor çalışıyor kafan. Eve kapatılmaz. Farz oldu. Eyvallah Zeus! Yargıcı hapsediyorlar. Sayette Zeus diyorum, alo! Eyvallah lan Sofokles! İnşallah sonum benzemez sana. Horozu tavuklu kafese koymuşlar. Aa, öteki tavuklar demiş. Pırt. Kızlar! Şimdi teneffüsteyiz. Biliyoruz. Sakın kafa ütüleme. Ders anlatmayacağım. Hiçbir şey anlatma. Şimdi teneffüsteyiz. Anlatmama zamanı. Teneffüsten alınacak ders vardır. Yok ya. Yaşam bir fikirhane. Hepimiz öğrenciyiz. Rahat bırak bizi. Sofokles'le görüşsene. Sofokles nerede? Kafeste. Kafes nerede? Tavana asılı. Tavan nerede? Bulutların altında. Bulutlar nerede? Zeus'un ayakları altında. Zeus nerede? Her zaman, her yerde. Hey Sofokles, Sofokles. Efendim. Kızlar, Sofokles benimle konuştu, bana efendim dedi. Biliyoruz, duplajını biz yapıyoruz. Hey babaların babası Sofokles. Her şeyi gören zaman sana rağmen seni sezdi. Tragedyalarında birbirinden acılı yaşamlar anlatırken bize Atina'nın en güzel kızıyla evlendin. Sicilya'nın en güzel kızını dost tuttun. Bir Broadway mutluluğu yaşadın. O Oedipus'a babasını öldürtüp anasını düzdürürken tragedyalar mı epikti, yaşamın mı epik? Bana bunun sırrını ver. Ne istersen vereyim sana. Tanrılar üzerine yemin ederim. Hangi tanrılar? Zeus, Meus, Dionysos, Mionysos, Allah işte. Zeus, Meus yok. Zeus yok mu, tövbe de. Yağmuru kim yağdırıyor peki? Bulutlar. Yok canım, bulutlar da kim oluyormuş koskoca Zeus'un yanında? Hiç bulutsuz havada yağmur gördün mü? Hayır. Madem Zeus yağdırıyor yağmuru, bulutlar yokken güneşi havada yağdırsın sıkıysa. Gök gürültüsü kimin sesi peki? Bulutların tokuşması. Tamam da onları tokuşturan kim? Hava anaforu. Yok canım, koskoca Zeus yok olmuş, havacıma kral olmuş onun yerine he? Elbette. Haydi bulutlar, ölümsüz varlıklar. Nemli ve uysal tavrımızı belirterek yükselelim. Babamız gürültülü okyanusun üstünde. Çıkalım yüce dağ başına, Olimpos'a yüz sürelim. Ölümsüz biçimlerimizi örten yağmur bulutlarını üstümüzden atarak uzakları gören gözümüzle bakalım yeryüzüne. Yürüyün kızlar, bari uzakları gören bir gözlük takalım gözümüze. Filozofum efendim, gökten elma düşmüş mü? Düşmüş. Kaç tane? 3 tane. Kime kime kime? Biri size, biri Aristofanes'e, biri de izleyenlere. Kızlar, bugün hava çok soğuk. Dersi hamamda yapsak. Çok sapıksın filozof. Sol, sol, dik bensel ve kuvvetli. Sol, 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 sol. Kovan, dur, sola dön. Arkadaşlar, atamadınız şu uyuşukluğu üstünüzden. Hiç memnun değilim sizden. Biz de. Her neyse, söyleyelim sözümüzü, bitirelim işimizi. Ne mutlu, Filokleon'a ne mutlu. Kurtuldu katılımdan, yobazlığından. Değiştirdi kafasının rotasını. Zevklere, keyiflere yollandı. Pupa yerken. İster misin cayıversin birden? E can çıkar, huy çıkmaz derler. Ama değişenler de olmuyor değil. Eskiden evet. Bizler de bütün aklı başındakiler ne denli övsek azdır Filokleon'un oğlunu baba sevgisi ve akıllılığından ötürü. Kimsenin davranışı onunki denli coşturmadı. Aa, bu ses değil. Coşturmadı. Bu ses değil. Ne söylediyse doğru söyledi bu genç adam. Daha güzel bir yaşama yönelmek isterken varlığını borçlu olduğu insanı. Arkadaşlar ne oluyor? Komedya son buluyor. Yok ya. Zeus yapsın ki. Peki hani mutlu son? Ben yine hapisteyim işin başındaki gibi. Böyle komedya olmaz. Ya komedya böyle son bulmaz. Aristofanes mi oynuyoruz? Recaizade Mahmud Ekrem mi? İşte böyledir şairimiz.
Baştan söyler söyleyeceğini, sonuna söyleyecek şey kalmaz. Ya tamam evet de oyunların sonu önemli. Önce sonunu yazsaymış. Onu da denemiş. Onu da denemiş fakir. İşte bu yüzden başı olmayan bir sürü oyunu var. Peki o zaman üstadım başka bir oyununun sonunu ödünç alsa. Olur mu? Ne olacak? Aristofanes'in Aristofanes'e borcu olur. IMF'ye değil ya. Öyleyse Dionysos'a adayalım bu komedyanın da sonunu. Hadi bizler açılıp yer verelim şimdi. Rahatça tepinsin kızlar ortada. Taş çıkartırcasına Perikles'in metresi Aspasya'ya. Ünlü denizlerin ünsüz çocukları. Hoplayın zıplayın çiçeksiz meyvasız. İzleyenler mutlu görsün bizleri. İzleyenler mutlu görsün bizleri. Tarihin bu karamsar gününde, bu karamsar meydanda haksızlık her yerde var. Haksızlık insan işi, insan insanın kurdu. Zeus bu alemi bunun için kurdu. Zeus bu alemi bunun için kurdu. Ekmek gibi, su gibi karık sanmış haksızlık. Cezasını bulmazken nice nice yolsuzluk. Düşüncenin cezasını biz bulduk. Ekmek gibi, su gibi karık sanmış haksızlık. Cezasını bulmazken nice nice yolsuzluk. Düşüncenin cezasını biz bulduk. Hey siz acayip insanlar, acayip davalar sizlerin olsun. Sanmayın ki Zeus sizi her daim korur. Zeus'un işi başından aşkın. 2408 yıl geçmiş, turfandadır komedyamız. Ustam ölmüş, ben satarım. Muhtedil akşamlar, sayın insanlar, perdelerin en güzeli tül perde. Zıplayın çiçeksiz meyvasız kumlarda. Dönsün pırıl pırıl Zeus'lar yara dünya. Dönsün pırıl pırıl Zeus'lar yara dünya. İzleyenler mutlu görsün bizleri. İzleyenler mutlu görsün bizleri. Tarihin bu karamsar gününde, bu karamsar meydanda haksızlık her yerde var. Haksızlık insan işi, insan insanın kurdu. Zeus bu alemi bunun için kurdu. Zeus bu alemi bunun için kurdu. Ekmek gibi, su gibi karış sanmış haksızlık. Cezasını bulmazken nice nice yolsuzluk. Düşüncenin cezasını biz bulduk.